Ne Yedi kanalına hoş geldiniz. Ben Odi. Bugün Greek menüsünün son şeyi tzatziki yapacağız. Bildiğimiz cacık ama biraz farklı. Tzatziki diyorlar. T ve Z harfini göreceksiniz yazılışta. T ve Z yan yana gelince Yunanca'da C oluyor. Şimdi tzatziki malzemelerini sayalım. 1 demet dereotu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, içine 1 diş sarımsak rendeledik. 2 adet orta boy salatalığımız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Beyaz şarap sirkesi, 1 çorba kaşığı. Süzme yoğurdumuz var. Bakın buna dikkat ediyoruz. Süzme yoğurdumuz var. Karabiberimiz var. Tuzumuz var. Ve başlayalım. Salatalıklarımızı rende yaparak başlayalım. Büyük tarafından rende yapacağınızı size hatırlatayım. Şöyle aldık. İki salatalığımızı rende yapacağız. Bu sene gerçekten büyük olasılıkla yaz tatili yapamayacağımız bu günlerde Tasos'ta olsun, efendime söyleyeyim Mikonos'ta olsun veya daha önce gitmişseniz Dede Ağaç'ta olsun, o yemeği sevdiğiniz krema tadındaki cacığı inşallah yapmayı becereceğiz. Böylece o güzel lezzeti eve taşıyacağız efendim. İki salatalığımızı rendeledik. Şöyle tabağımıza aldık. Bir kaşık böyle tuzumuzu salatalığın içine koyuyoruz. Geldik püf noktalarından birine. Beyaz şarap sirkesi efendim. Bunu da bir yemek kaşığı şöyle içine dolaştırıyorsunuz. Şöyle karıştırıyorsunuz. Ve biraz aromasını alsın diye bir kenara bırakıyorsunuz. Bu tarifin gerçekten kilit noktası bu beyaz şarap sirkesi efendim. Beyaz şarap sirkesi. Beyaz şarap sirkesi kullanmak istemeyenler tabii ki kullanmayabilir. Ama püf noktalarından biri olduğunu unutmayın. Şimdi cacığımızı yapmak üzere yoğurdumuzu şu kaseye alıyorum. Unutmuyorsunuz. Süzme yoğurt kullanacaksınız. Süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurdumuzu aldık. Şöyle hafif şey yapayım. İçine efendim 3 yemek kaşığı. İçine sarımsağımızı rendeledik. 1 diş sarımsak. Onu da şöyle içine doğru döktük. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi bir karıştıralım. Biraz da içine karabiber. Az da tuzumuzu ekleyelim. Evet. Şimdi bir tur daha karıştıralım. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir krema tadı alana kadar karıştırıyorum. Şimdi salatalığımızı ekleyeceğiz cacığın içine ama nasıl ekleyeceğiz? Salatalığın o bütün suyunu almamız lazım. Bunun için temiz bir havluya ihtiyacınız var. Şöyle temiz havlunuzu alın. Şu salatalığınızı içine dökün. Şimdi efendim, tamam parça kalmasın. Şimdi şöyle iyice gördüğünüz gibi şöyle sıkıyorsunuz efendim. Hiç su kalmayacak. Niye derseniz, çünkü krema tadını, kıvamını hiç ama hiç bozmak istemiyoruz cacığımızın. Onun için suyunu iyice alacağız. Şimdi azıcık daha o şeyi bırakalım kurumasını için. Çok az daha şimdi cacığımızın içine bir iki damla da beyaz şarap sirkesi damlatıyorum. Evet. Ve tekrar karıştırıyorum.
Evet, şimdi suyunu iyice sıktığımız salatamızı da, daha doğrusu salatalığımızı da görüyorsunuz. Şu kıvam efendim, şu. Koyacağım içine ve bununla beraber tekrar karıştırmaya başlayacağım. Krema, krema oldu ya. Görüyorsunuz hiçbir sululuk yok. Aynı alıştığımız o Mykonoslar efendim. Efendim, dede ağaçlar, tasoslar, yediğimiz ocacıklar evde. Şu an evde. Püf noktasını size söyledim. Beyaz şarap sirkesi. Ben çok dereotu seven bir insan değilim. Ama siz isterseniz katabilirsiniz. Ben de çok böyle bir tadımlık. Siz bunun hepsini eğer seviyorsanız atabilirsiniz. Tekrar karıştıracağız. Sonra bunu suvlakinin içinde hayal edebiliyor musunuz? Vay 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 vay. Efendim, cacığımız hazır. Bundan sonraki aşamalar artık bunu istiyorsanız böyle başka bir yemeğin yanında normal cacık gibi yiyebilirsiniz. Veya dediğim gibi suvlaki tariflerinin üçünü izleyip o suvlaki pitanın içine, Greek pitanın içine sürüp üstüne çöp şiş suvlaki tavuğunuzu koyup tık 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 rulo yapıp yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.